Herkese merhabalar. Bugün önümde görmüş olduğunuz güzel kutumuzun açılışını yapacağız. İçinde yine kendimce araştırdığım, internetten inceleyip sık dokuyarak bulduğum bir ürün. Fiyat performans ürünü değil ama performans ürünü olacak inşallah. Onun açılışını yapacağız. Öncelikle isterseniz hızlıca bir hadi hemen kutuyu bir açalım. Ben de çok heyecanlıyım. Sırf bu anı çekebilmek için bir gündür kutu elinde bekliyor. İnşallah iyi bir şey çıkar içinden. Kutunun içinden bir kutu daha çıktı. Evet. Küçük bir şey gibi gözüküyor. Three days later. Kutu açılışını yaptık çantamızın. Bu çantayı arkadaşlar uzun arayışlar sonunda buldum diyebilirim. Yaklaşık Ocak ayından beri aslında bir çanta arayışındayım. İnternetten hem tanıtımlarını hem de kullanım kolaylıklarını, kullanıcı yorumlarını çok fazla araştırdım ve en sonunda bu Tarion denilen markayla tanıştım. Bilmiyordum daha önce, belki siz biliyorsunuzdur. Kendisi arkadaşlar sadece drone, fotoğraf makinesi de bu tarz aktiviteler için çanta üretiyorlar benim bildiğim kadarıyla. Ve çantaları da dünya genelinde çok popüler. Çantayı seçmemdeki amaçta hem şekli hem rengi çok hoşuma gitti. Hani normal bir günlük sırt çantası gibi de duruyor. Aynı zamanda fotoğraf makinesi ve drone da taşıyabiliyorsunuz içinde. Bu çantayı yaklaşık işte Ocak ayından beri, Ocak'tan Nisan'a kadar fiyat olarak takip ettim ve bir kuruş bile aşağıya düşmedi. Fix. Şu an bu videoyu çektiğim tarih Temmuz. Yani Ocak ayından Nisan hatta Temmuz'a bu çantayı eşim bana alana kadar fiyatı 800 TL'ydi. Fakat şöyle bir karmaşa oldu. Benim almak istediğim dönemlerde 800 liranın üzerine 560 lirada gümrük vergisi ve kargo ücreti çıkıyordu. Ben de yani çantaya verdiğim para kadar da gümrük ve kargo vermek istemediğimden iptal etmiştim kendimce bu çantayı alma işini. Fakat bu sene evliliğimizin 10. yıl dönümü olması vesilesiyle eşim bana bir sürpriz yapmak istemiş. Ben de açıkçası çantaya yine 560 lira kargo ve gümrük verdiğini düşünmüştüm. Fakat faturası geldiğinde 960 liraya aldığını gördüm. Yani 160 lira kargo ve gümrük çıkmıştı. Şaşırdım yani niye bende o kadar fazlaydı. Acaba sonrasında hani bir indirim mi oldu, bir şey mi oldu bilmiyorum. Çanta 800 lira şu an güncel fiyatı. Gümrük de kargo ile beraber 160 TL'ye geldi. Buradan çantama sponsor olduğu için sevgili eşime de teşekkür ediyorum. Çanta arkadaşlar birkaç gündür bende. Hani kutu açılışını daha önce yaptım. Sonra biraz denemek istedim. Nedir ne değildir diye. Hani tanıtmadan önce bir bakmak istedim. Çantamızın arkadaşlar iki farklı bölümü var. Bir üst bölümü, bir de alt bölümü. Alt bölümüne erişmek için benim çok sevdiğim özelliklerden biri bu. Bence olmazsa olmaz. Arka kısmından hiçbir şekilde çantanın içine erişemiyorsunuz. Erişmek için çantayı sırtınıza taktığınız sırt bölgesinde fermuarı var. Sırtınıza takılan yeri gayet iyi, süngerleri çok dolgun ve internet yorumlarında en çok karşılaştığım güzel noktası da omuzlara ve bele çok yük bindirmediğini söylüyordu kullanıcılara. Daha çok uzun süre sırtımda taşımadım ama onu da deneyimleyeceğim. Sırt kısmını açtığımız zaman bizi şu şekilde bir alan karşılıyor. Burada fotoğraf makinesi gözümüz var. İşte yanında da 1, 2, 3, 4, 5 tane de lens ve diğer ekipmanlar için gözleri var. Bu gözler arkadaşlar demonte yani portatif, cırt cırtlı. Siz bunları alıp istediğiniz gibi yerlerini, genişliklerini ayarlayıp değiştirebiliyorsunuz ama ben bu haliyle kullanacağım gibi geliyor. Çünkü şu derinlikler çok güzel. Onun dışında kapak kısmında yani şöyle göstereyim. Burada da şurada fermuarlı fileli bir göz var. Buraya yine aksesuarı hızlı koyabilirsiniz. Şurada cırt cırtlı, içinde lastikli yerleri olan, yani iki burada, iki burada dört lastikli alanı, bir de şöyle ortasında bir boşluğu bulunan bir cırt cırtlı cep var. Burayı kapatıyorum şimdilik. Çantayı seçerken beni çok mutlu eden noktalardan biri de fotoğraf makinesine hızlı erişim gözü var şu yanda. Yani çanta sırtınızdayken fotoğraf veya video çekmek istiyorsunuz. Hemen burayı açıp şu kısımdan fotoğraf makinesine erişebiliyorsunuz. Yine işiniz bittiğinde hemen fotoğraf makinesini buraya koyabiliyorsunuz. Yine bu açılan kapakta da şöyle sanki bana böyle hafıza kartı ya da yedek batarya gibi geldi. Koyabileceğiniz böyle bir saklama gözü var.
İsterseniz kredi kartı vesaire, hani hızlı erişim yerine para, anahtar saklayabilirsiniz. Fotoğraf makinesi ve aparat bölümü bu şekilde. Gelelim diğer yana. Diğer yanda arkadaşlar şöyle bir su koymak için bir lastikli göz var. Şurada bir tripod askısı var. Bu tripod askısını aslında bizim şu an elimizde olan çantalarımızda da var. Hem benim hem eşimin birer tane çantası var. Fotoğraf makinesi eşimin. Drone ve diğer aksesuarlar da benim. Ayrı ayrı taşıyorduk. İkisini bir çantada taşımak için bunu seçtik aslında. Tripod gözleri genelde böyle halkalı oluyor ve tripodu buraya taktığınızda, yani güzel bir şekilde bağlamazsınız, mümkün mertebe yolda giderken düşürüyorsunuz. Bunu önlemek için şöyle bir güzellik yapmışlar. Şurada şu fileli gözün altında şöyle bir cırt cırt var. Buraya elimi sokuyorum. Şöyle çekiyorum. Şurada bir tripodun alt kısmının gelebileceği çok güzel, çok akıllıca tasarlanmış bir yer var. Tripodu buraya taktıktan sonra alt tarafına da bu cebin içine yerleştiriyorsunuz. Bu sayede siz sırtınızda bunu taşırken tripod hiçbir şekilde yukarı aşağı hareket yapmıyor. Yani düştü mü, düşürdüm mü gibi bir durum olmuyor ve tripodu sırf şuradan düşmesin diye de saçma sapan bağlama gereği de duymuyorsunuz. Benim bu çok hoşuma gitti. İşiniz bittiği zaman da şöyle katlayıp şuraya sokuyorsunuz ve buranın cırt cırtını kapatıyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Ön tarafına geçiyorum. Ön tarafında şu üstteki deri kısım benim en çok hoşuma giden tasarım detayıydı. Burada yine fermuarlı bir göz var. Hani içi de epey deri. Şu deri kısmının neredeyse tamamı göz. Bunu kapatıyorum. Yine kullanıcılarından ve tasarımcılardan tam not alan şu metal kilit aparatları var. Çok güzel ve çok şık duruyor. Şu an ben bu askıları ayarlamadığım için biraz sallanıyor ama onları da zamanı gelince ayarlayacağız. Bunu açtığımız zaman şurada bizi kocaman bir tablet gözü karşılıyor. Buraya iPad'inizi veya işte tabletinizi çok rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Erişimi de çok kolay. Tarion çantaların popüler olmasının, yani daha doğrusu internette çok popüler olmasının sebebi de şu gördüğünüz ipli, kilitli gözleri. Şimdi çanta şu haliyle baktığınız zaman şöyle küçük. Bunun içinde fotoğraf makinesini sığdırırım diyorsunuz. Tamam, her şeyi koydum, tableti de koydum. Ama drone'un işte laptop'u nereye koyacağım? İşte çantanın güzel yanı orada başlıyor. Şu ipli kilitli kısmı şöyle gevşetiyorum ve şu kısmı açıyorum. Bakın bu kısmı açtığımızda çanta neredeyse 1,5 katına çıkıyor. Yani yarısı kadar daha yükseliyor. Bunun içinde arkadaşlar şöyle kocaman bir alan mevcut. Buraya drone, seyahate gidiyorsanız tişört, ıvır zıvır saklayabiliyorsunuz ve bunun yan tarafında da şurada da bakın aşağı kadar inen bir şöyle kolun neredeyse tamamen giriyor içine. Laptop gözü var. 15.6 inçe kadar laptopları burada saklayabiliyorsunuz. Şöyle bir düşünürseniz çantanın içine ürünleri yerleştirdiğinizde tam tekniği olarak doldurup istediğiniz bir yere gidebiliyorsunuz. Bence bu da çok güzel bir özellik. Yani çantanın anlatacağım başka hangi kısımları var? Tabanı sert dolgulu, kenarları yine sert dolgulu sünger. Yani koruyacağına emin oluyorsunuz çantanın sizi. IPX5 sertifikası var. Yani hiçbir şekilde su geçirmiyor. Kullanım kitapçığında da şu yazıyor. Normal havalarda, yani normal standart yağmurda bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Fakat sağanak, aşırı bir yağmur olduğu zaman da içinde gönderilen yağmurluyla kullanmanızı tavsiye ederiz diyorlar. Yani Antalya'da yaşıyorum. Hani buranın yağmurunda falan çok su alacak bir böyle bir izlenimim yok. Dilerseniz şimdi ben bu çantanın içine fotoğraf makinesini, drone'u, diğer aksesuarları bir yerleştireyim. Bir de doluyken görelim. Bakalım sırtta nasıl duracak. Evet, şimdi çantanın içine sığdıracağım ana aksesuarlarım bunlar. Ne var? İşte bir fotoğraf makinemiz var. Fotoğraf makinesinin bir lensi var. Drone var. Drone'un bataryaları var. Bu şu an videoyu çekmekte olduğum DJI Pocket'ın combo modelinin bu kutusu var. Drone'un kumandası var. İşte yine içinde SD kartlarımızın ve aktarma kablolarımızın bulunduğu bir çantamız var. Bir adet tabletimiz var. Ve drone'un da kendi çantası var. Bir de laptop'um var. Fakat laptop şu an arkadaki ışığın enerji kaynağı olduğu için onun içine koyamayacağım. Fakat onun da sığacağını biliyorum. Şimdi isterseniz hızlıca hemen doldurmaya başlayalım. Kullandığı şu an satılık fotoğraf makinesi çantasının derinliğinden kat be kat fazla. Yani orada fotoğraf makinesini koyduğumuzda böyle çanta hafif şişkin duruyordu. Bunda fotoğraf makinesini ve lensi atıyorum.
üzerlerinde yaklaşık 3 parmak kadar bir boşluk kalıyor. Buraya başka neleri koyacağım ben? İnternette kullandığımda gördüğüm videolarda üst tarafa drone'u falan böyle işte kumandayı sallıyorlardı ama ben daha çok drone'u kendi çantasında taşımayı uygun buluyorum. Hani yeri geliyor bu çantayı yanımıza alamıyoruz ama bu askılı ufak çantayı hemen belimize takıp sedimizle rahatça gidebiliyoruz. O yüzden ben direkt bu çantayı içine yerleştireceğim. Hem bu çanta aynı zamanda DJI Pocket'ın da combo malzemelerini almaya yarıyor. Şunları çantamın içine yerleştireyim. Bunlar drone'un şarj aletleri. Bakın drone'un şarj aletlerini bile dik koyduğum halde hiçbir şekilde üstte bir çıkıntı yok. Hepsi içine tam sığıyor. Şu çantayı da şimdilik şuraya koyuyorum. Drone'un kumandasını kendi çantasına koyuyorum. Ve drone'u da çantaya yerleştirip kapağını kapattım. Fotoğraf makinesi gözüne şöyle bir bakacak olursanız şu şekilde oldu. Fotoğraf makinesi burada. Burada lens var. Şarj aletleri, SD kartlar, şurada bir yağmurluğumuz var çantanın. Bakacak olursak aslında şuradaki iki tane gözümüz, yağmurluk ve diğer üstteki göz boş. İçindeki hafıza kartı ve aktarım kabloları olan bölümü de şuradaki fermuarlı yere aktarsam 3 tane gözüm çok rahat bir şekilde boş kalıyor. Şu ön kısmı hemen laptopu koyuyorum. Bakalım ne kadar yer alacak. Bir dik koyayım. Bakın şöyle dik koyduğumda içine girdi. Normalde bakın çantayı drone olmadan kullanırsam tahmini şöyle bir şey oluyor. Şu. Size bunu birazdan sırtımda da gösteririm. Şimdi gelelim drone'u içine yerleştirmeye. Bence sığacak gibi geliyor ama bu çantayla birlikte. Çünkü benim işimi çok güzel görür böyle olursa. Ve ooo mis gibi de sığdı. Hatta tam sığdı. Üzerindeki yeri de kapattıktan sonra. Evet, normalde drone'la beraber yani komple bütün ekipmanla gitmiş olursak da çantamız bu boyutlarda oluyor. Bence mükemmel. Yani biz bunun için iki çanta taşıyorduk. Şu an tek çantada hepsini bir arada görmek beni çok mutlu etti. Fotoğraf makinesinin hızlı erişimi gözüne de bakalım. Bakın şöyle açtığımız zaman şu şekilde makineye buradan erişebiliyorsunuz. İşiniz bittiğinde de makineyi şöyle hızlıca toplayıp kapağını kapatabiliyorsunuz. Çantanın genelliğiyle alakalı görüşlerim şu an olumlu. Tabii bunu hiç sırtımda ve açık alanda böyle uzun yürüyüş mesafesinde kullanmadım. Nasipse inşallah bu hafta bir Karadeniz turumuz olacak, Doğu Karadeniz turumuz. Oradan da size güzel video ve fotoğraflar yani yetiştirmeye çalışacağım. Yüklemeye çalışacağım inşallah. Tabii seyahat halidir, ne olur bilinmez ama amacım o yönde. Orada da bu çantayı deneyimleyeceğim. Yine oradan sonra da belki bir uzun kullanım ve sizden gelen sorularla cevaplar verebildiğim bir video çekerim. Sizin de aklınıza takılan bir şeyler varsa veya bu tarz bir çanta edinmek istiyorsanız her türlü sorunuzu severek cevap veririm. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Umarım faydalı bir şeyler anlatabilmişimdir. Ürünün de linkini videonun altında paylaşırım. Amazon linkini. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz.